Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel törenler düzenlendi. Başkent Lefkoşa'daki törende Anamur Girne Açık Su Maratonu'na katılan sporcular da yer aldı. 93 kilometre kulaç atarak Girne'ye ulaşan Karışık Bayrak takımı Türk bayrağını ülkeye getirdi. Takım kaptanı Kürşat Tüzmen, bayrağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teslim etti. Ayyıldızlı bayrağımızı 25 saatlik rekorla Girne'ye taşıyan yüzücüler, törenin ardından duygularını TRT Spor'a değerlendirdi. Bir kulaçla başladığımız yolculuk, Kıbrıs çıkartma plajında, Yavuz plajında son buldu. 93 kilometrelik yolculuğu arkadaşlarımızla beraber 25 saatte tamamladık. Bir rekor oldu. Tabii 48 yıl önce burada yapılan barış harekatını artık biz özgürlük ve barış bayramı olarak kutluyoruz. Bütün arkadaşlarımız üstüne düşeni her şeyi yaptılar. Bize bu imkanı sağlayan, başta sahil güvenlik komutanlığımız olmak üzere bütün emeği geçenlere, siz medya mensuplarının bütün gayretlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Kendi rekorumuzu kırdık aslında bir yerde. 3 senedir yapıyoruz bu. 3. sene bunun da geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Bundan sonraki zamanlarda biz oluruz olmayız ama burası geleneksel bir barış parkuru olsun diye uğraşıyoruz. İnşallah da gelecek senelerde bu olacak. Ekipteki tüm arkadaşlarımı attıkları her kulaç için çok tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten herkes çok yoruldu. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bizimle beraber geldiniz. O güzel anıları beraber yaşadık sizlerle beraber gece gündüz. İnşallah tekrar devamı gelir. Gururla taşıdığımız bayrağı her attığımız gururlu kulaçlarla ana vatandan yavru vatana getirmiş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Bizim için çok güzel bir aktiviteydi. Sizlere de teşekkür ederiz.